BRTV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Modern'e yaptığı ziyarette konuştu. Erdoğan, evlatlarımıza üzerinde gururla yaşayabilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz dedi. Sözlerimin hemen başında buradaki gençlerimizle birlikte tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını tebrik ediyorum. Bundan tam 104 sene önce Samsun'da başlayan milli mücadelemizi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere muzaffer ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla milli mücadelenin tüm gizli kahramanlarını burada hürmetle, şükranla anıyorum. Milletimizin birliğiyle ülkemizin bütünlüğünün korunması, bayrağımızın yönlerde gururla dalgalanması, ezanlarımızın semalarımızda hep yankılanması, istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gençlerimizin bayramı olan 19 Mayıs, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimizin işgal girişimleri karşısında direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının en güçlü nişanesidir. Bu tarih esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun Anadolu'nun dört bir köşesinden yükselmeye başladığı bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen vatanımızı işgalden kurtaran 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta yaktığı istiklal meşalesini 4 yılı aşkın çetin bir mücadelenin ardından 29 Ekim 1923'te son devletimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilanıyla zirveye taşımıştı. İnşallah biz de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye 100 yılının inşasını başlatıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımıza üzerinde gururla yaşayabilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Efendim Sayın Genel Başkan ve arkadaşları lütfedip kabul ettiler. Kendileriyle gayet güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını, dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık. Değerlendirmelerde bulunduk. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi, bazı sorular da sordu Sayın Genel Başkan. Olabildiğince ayrıntılı şekilde Sayın Başkan'ı bilgilendirdim. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var, var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkan'a. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ve heyete teşekkür ediyoruz ziyaret için. Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık ve aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmeler yapacağız. Tabii Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Ogan'la da bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız. Ben de tekrar Sayın Genel Başkan'a ziyaret için teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Birleşe! 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 Birleşe!
28. dönem milletvekili genel seçiminde CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı. Sarıgül, Adliye'de İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'tan mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere aldığı mazbatada binlerce kişinin emeğinin olduğunu söyledi. Başkanım, hayırlı olsun Sayın Başkanım. Beni Erzincan'a bu göreve layık gören Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu mazbata 32 yıl sonra sandıktan benim 5. kez çıkmamla ilgili bir mazbatadır. Benim için son derece değerlidir. Bu mazbatada Erzincanlı binlerce yurttaşımın katkısı ve emeği var. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, ulusal birliğimizden ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren can Erzincanlılara, bütün Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum. Bu mazbata benim sorumluluğumu artırıyor. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmem mümkün değil. Can Erzincanımızın, bütün Erzincanımızın vekili olmaya özen göstereceğim. Erzincanımızın daha ileri, Erzincanımızın daha güçlü, Erzincanımızın sesinin daha çok çıkması için canla başla çalışacağım. Bu mazbatada tam tamına 45 yıllık bir emek var. Bu mazbatada alın teri var. Bu mazbatada gerçekten Erzincan'daki binlerce atsız kahramanın emeği var. Ben bu mazbatayı tüm Erzincanlılar adına alıyorum. Ülkeme, Erzincan adına en iyi hizmetleri yapmak için elimden gelen bütün çalışmayı, bütün gayreti göstereceğim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Karabük'te düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Törenler ilk olarak Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Doktor Necmettin Şeyhoğlu stadyumunda etkinlik düzenlendi. Sığınak, baha, gönderlerinden içinmedi, inmeyecek bir daha. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törenler, gençler ve öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam etti. Son olarak şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören son buldu. Bugün 19 Mayıs 1919'da milletimizin umudu olarak Samsun'da başlatılan İstiklal Mücadelemizin 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz.
törene Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskin Kılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderek milli mücadeleyi başlattığı ve Cumhuriyet'in ilanının ardından Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, Dünya Miras Kenti Safranbolu'da törenlerle kutlandı. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bulunan anıtta yapılan çelenk sunma törenine Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Göse, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özgür Özkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunumu saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından ilçe gençlik ve spor müdürü Özgür Özkan günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü uğrunda mücadele etmek üzere yola çıkan Atatürk, milli mücadele meşalesinin ilk kıvılcımını yakmış ve yıllar süren mücadelelerin ve fedakarlıkların başlangıcını oluşturmuştur. Bugün gençlerimizin Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen bu mücadeleyi anlamaları ve bu mücadeleden aldığımız mirası gelecek nesillere aktarmaları için önemli bir fırsattır. Konuşmaların ardından öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu. Hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. Sandılar Türk uyudu, ata denge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Daha sonra halk oyunları, jimnastik gösterileri sunuldu. Gösterilerin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle burada yapılan tören son buldu. Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'na dahil partilerin teşkilat yöneticileri ve üyeleri tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Karabük CHP Milletvekili Cevdet Akay, Millet İttifakı'na dahil partilerin il başkanları, yöneticileri ve üyeleri katıldı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Hepinize kutlu olsun. Ülkemizin emperyalizme karşı, işgalci güçlere karşı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dünyadaki mazlum uluslara örnek olacak bir kurtuluş savaşı ve mücadelesinin başlangıcıdır. Hepinizin bildiği gibi. Atatürk bugünü gençlerimize ithaf etmiştir. O zaman biz de diyoruz ki bugünün önemini gençler anlatsın. Öyle bir lider çıktı ki
halkı, vatanı ve milleti için 19 Mayıs 1919 günü başlattığı tam bağımsızlık savaşını başlattığı bugündür. O lider ki karış karış mücadele etti halkı ile birlikte omuz omuza. Vatan topraklarını bölmek isteyenleri yendiler. Bu güzel vatanımızı bize armağan ettiler. O lider ki her şeye rağmen boyun eğmedi, pes etmedi. Ya istiklal ya ölüm dedi. Andımız! Türk'üm! Türk'üm! Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım! Büyüklerimiz hayvan! Yurdumu! Yurdumu! Milletimi! Milletimi! Üzümden çok sevmektir! Üzümden çok sevmektir! Ülkü! Ülkü! Yükselmek! Yükselmek! İleri gitmektir! İleri gitmektir! Ey büyük Atatürk! Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda! Açtığın yolda! Gösterdiğin hedefe! Gösterdiğin hedefe! Durmadan yürüyeceğime! Durmadan yürüyeceğime! Alt içeri! Alt içeri! Çok kıymetli Hazirun, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün çok anlamlı bir gün. Bugün törende sizlerle beraber olduğumuz için, bu anlamlı günü beraber paylaştığımız için son derece mutluyum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız hepimiz için kutlu olsun. Tabii ki öncelikle de gençlerimiz için olsun. Bundan yıllarca önce 19 Mayıs 1919'da milli mücadele başlamış ve Kurtuluş Savaşı'yla ülkemiz bugünkü durumuna gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeliyiz. Ben buradan özellikle gençlerimize sesleniyorum. Lütfen bu ülkenin, bu cumhuriyetin kıymetini bilin. Önümüz 28 Mayıs. Biz bugünlere bu ülkeyi getirdik. 28 Mayıs'ta siz gerekli cevabı ilgililere vereceksiniz. Ben bundan en ufak bir şüphem yok. Ne olursa olsun oyunuzu kullanmaya gidin ve bu seçimde gerekli sonucu alarak bu iktidarı hep beraber değiştirelim. Ben bu anlamlı günde çok da siyasete girmek istemiyorum ama bu mesajı da özellikle vermek istedim. Bizler gençlerimize iyi bir gelecek bırakmak zorundayız. Buradaki ekip gece gündüz inanın eski il başkanlarından tutun, ittifak partilerimizin değerli başkanlarına kadar, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza gece gündüz sahada çalıştı. Şimdi bu çalışmamızın 3 katını daha sarf edeceğiz. 28 Mayıs'a birlik beraberlik içerisinde gireceğiz. Bizlerin en ufak bir şüphesi yok. Sizler de lütfen inanın ve oyunuzu kullanmaya gidin. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bayramımızı kutluyorum. Yaklaşık 10 yıl önce yapılan Karabükent Meydanı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkılmaya başlandı. Deva Partisi Karabük İl Başkanı Yusuf Aydın, yeni projede tören alanı ve Atatürk anıtı görülmediğini ifade etti. Hiç kimsenin görüşü alınmadan düzenleme yapıldığını söyleyen Yusuf Aydın, burada Cumhuriyet Kenti Karabük'e yakışır bir tören alanı yapılması için milletvekillerimizden destek bekliyoruz dedi. Kent Meydanı 10 yıl önce Karabüklülerin görüşü alınmadan Karabük Belediyesi tarafından yapılmıştı. Yapıldığında Atatürk Anıtı tören alanı düşünülmemiş, kamuoyunun baskıları sonucu bu görmüş olduğunuz Atatürk Anıtı yapılmıştı. Şu an yıkımı gerçekleştirilen, burada yıkımı gerçekleştirilen meydan Aralık ayında yeniden ihale edilerek Kent Meydanı ve Millet Bahçesi olarak yeniden düzenleniyor. Yine Karabüklülerin görüşü alınmadan yapılan bu meydanda mevcut tören alanı ve Atatürk anıtı kaldırıldığı gibi yeni tören alanı ve Atatürk anıtı görünmüyor. Yeni yapılan projede Atatürk anıtının bulunmaması manidardır. Dünyanın en zengin ülkelerinde bile ortalama 100 yılda düzenlenen yapılar bizde 10-15 yılda yıkılarak yeniden düzenleniyor. Defalarca basın ve kamuoyuna ortak akılla, istişareyle meslek odalarının, üniversitenin ve halkımızın görüşleri alınarak meydan projesinin yapılması gerektiğini ilettik. Karabük'ün otopark probleminin çözüleceği tek alan meydanın alt bölümü olan burada mutlaka otopark projesinin yapılması gerektiğini her platformda dile getirdik. Ancak görüyoruz ki projede meydanda 20 tane bina var, otopark yok. Kent meydanı cazibe merkezi olması gerektiğini söyledik. Şu anda görüldüğü gibi ticaret merkezi yapılıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Kenti Karabük'e yakışır kent meydanı, tören alanı ve Atatürk anıtı yapılması için
Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay'a, Sayın Cem Şahin'den ve Sayın Ali Keskin Kılıç'tan ve tüm ilgililerden destek bekliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişi canlandırıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem tütün iskelesi olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi. Atatürk ile silah arkadaşlarının heykel yerinde yer aldığı alandaki törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı. Vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder, Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği bayrağı öpüyor. Büyük dahi, büyük asker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bizlere emanet etmiş olduğu bayrağımızı öpüyor ve gururla teslim alıyorum. Vali Zülkif Dağlı burada yaptığı konuşmada Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatışının 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 19 Mayıs 1919 tarihi milletimizin makus tarihini değiştirerek bağımsız bir devlet ve özgür bir millet olarak tarih sahnesinde yeniden yer almamızı sağlayan önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bundan 104 yıl önce bugün Bandırma Vapuru'yla tam da bu noktadan Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ebediyete kadar hür yaşayacak olan milletimiz için kurtuluş meşalesini yakmıştır. 19-25 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Karabük'te planlanan ve her gün farklı bir ilçede gerçekleştirilen Karabük Lezzet Şenlikleri bugün Yörük Köyü'nde koz böreğinin sunulması ile start aldı. Programa Vali Vekili Muhittin Gürel, Karabük AK Parti Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskin Kılıç, Jandarma Kıdemli Albay Komutanı Garip Gümüş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda turist katıldı. Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Safrantek adını verdikleri elektrikli otomobil üretildi. Safrantek Teknofest liseler arası elektrikli araç yarışması ivmelenme kategorisinde ikinci oldu. Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Safranbolu'da Misak-ı Milli Meydanı'na getirilen aracı kullanarak öğrencileri tebrik etti. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Safrantek Teknoloji Takımı Danışmanı Cumhur Torun ve Safrantek Projesi'nin yazılım kaptanı Ahmet Akif Çetin araçla ilgili bilgi verdi. Her daim gençlerimizin yanındayız ve biz gençlerimize bir verdikçe onlar 10 kat karşılığında bize geri döndüklerini biliyoruz. Bu gururlu tabloyu 19 Mayıs'ımızın bu özel anında burada da gençlerimizle birlikte, vatandaşlarımızla birlikte paylaşmak istedik. Tabii bu gençlerimizin bu başarısı yadsınamaz bir gerçektir. Karabük'ümüzün, Safranbolu'muzun göğsünü kabartmıştır bu gençlerimiz. Eminim ki bu Teknofest kuşağı gençlerimiz
ileride yapacakları çalışmalarla eminiz ki bu ülke için, hatta dünya için daha güzel örnekleri de ortaya koyabileceklerdir. Benim adım Ahmet Akif Çetin. Safrantek takımının yazılım kaptanıyım. Aracımızın bataryası 60 volt 42 amper gücünde. Aracımızda 2 adet hap motoru bulunuyor. Toplamda 5 kW gücünde. Yani aracımız arkadan itişli 5 kW gücünde hap motora sahip. Aracımızın ön tarafında bir araç kontrol sistemi bulunuyor. Araç kontrol sistemi yazılımı da biz tarafından yerli olarak yapılıyor. PCB'si bizim tarafımızdan tasarlanıyor. Aracımızda bir de telemetri sistemi var. Telemetri sistemimiz sayesinde 5 km mesafeden aracımızın hız, batarya sıcaklığı, motor sıcaklığı verilerini anlık olarak görebiliyoruz. Aracımızın direksiyon kutusu yerli, telemetri sistemi yerli, araç kontrol sistemi yerli ve batarya puntolaması yerli. Yani bataryayı kendimiz paketledik, pilleri kendimiz birleştirdik. Aracımız 2 kişilik, toplamda 60 km hıza çıkabiliyor. Hani daha da düzlük olursa 75 km hızı görebiliyor. Zaten ivmelenme yarışmasında da bu sayede diğer araçlara fark açarak ikinci olduk, Türkiye ikincisi olduk. Toplam menzili ise 60 km. Yani full şarjdayken 60 km menzili olabiliyor. Tabii ki bu çıktığı yokuşa veya indiği bayıra diyor da değişebiliyor. Şarjı 6 saatte şarj oluyor, 3 gün gidiyor kullanım süresi değişik olarak. Merhaba, ismim Cumhur Torun. AH Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Ayrıca Safrantek Teknoloji Takımı'nın takım danışmanı öğretmeniyim. Aracımız bu sene liseler arası elektrikli araç yarışması 3. kez düzenleniyor ve bu sene Gebze'deki TÜBİTAK kampüsünde düzenlendi yarışma. Biz de Ocak ayında yarışma şartnamesi açıklandıktan sonra aracımızı yapmaya başladık. 4 ay gibi bir sürede öğrencilerimizle beraber aracın önce tasarımı, sonra kabuk üretimi, araç üretimi gibi aşamaları geçtikten sonra yarışmaya katılmaya hak kazandık. Geçtiğimiz ay TÜBİTAK Gebze kampüsünde yapılan yarışmalarda ivmelenme yarışmasında Türkiye ikincisi olduk. Safrantek Teknoloji Takımı olarak 2021 yılında okulumuzdaki farklı alanlarda okuyan öğrenciler tarafından kurulmuş bir takım olarak meydana geldik. Kurulduğumuz günden itibaren de farklı teknoloji yarışmalarına katılarak hem öğrencilerimizin bilgi becerilerini arttırmayı hedefliyoruz. Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun benzeri olan Bandırma Gemi Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ziyaretçilerini ağırladı. 2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003'te müze olarak hizmete giren Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilgi gördü. Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti ve Lozan Barış Anlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı gibi tarihi belgeler bulunuyor. Güzel, o anı yaşıyorsun. Güzel de ambiyans. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Güzel bir duygu. Heyecanlıyız. Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Giresun'dan geliyoruz bugün. Giresun Doğa Koleji ile birlikte Samsun'a Atatürk'ün ayak bastığı bu güzel günde burada olmaktan çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza da bu tarihi yaşatmak istedik. Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde etkilenen afetzedeler için Topluluk Konut İdaresi tarafından inşa edilen 79 konut hak sahiplerine teslim edildi.
Yapımı tamamlanan konutlar için düzenlenen kura ve anahtar teslim törenine telefonla bağlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 79 yeni yuvayı Ayancık halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 79 yuvamızın anahtarlarını inşallah birazdan büyük bir coşkuyla teslim edeceğiz. Tüm yeni evlerimiz, yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, Karadeniz'in incisi, cennet köşesi, Sinop'umuz için, Ayancıklı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Mavi ise yaptığı konuşmada felaket sonrası ilçeyi yeniden ayağa kaldırma noktasında birçok çalışmanın olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın, afetzedelerimizin isteği neyse onların isteğine göre planladık. Ayrıca yetmedi, bir şey daha yaptık. İnşallah hemen şu arka tarafta, yani şu evleri görünce gurur duyuyorum. Biraz önce arkadaşlarıma söyledim, rengarenk, Ayancık evlerini andırıyor. Gerçekten muhteşem bir güzelliği var. Çevre düzenlemesi çok güzel. Bizden yıllarca hep TOKİ için konut istemişti Ayancıklı vatandaşlarımız, sosyal konut. İnşallah geride kalan hak sahibi vatandaşlarımızın, yani şehir merkezinden ev isteyen hak sahibi vatandaşlarımızın da ihtiyacını karşılayacak. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Erman Şişman. Zonguldak'ta eğitim gören AFS'de üniversite öğrencileri Kahramanmaraş Merkezi 6 Şubat'taki depremlerde birçok canı enkazdan kurtaran madencilere teşekkür etti. 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesinde etkinlik düzenlendi. Vali Mustafa Tutulmaz, il protokolü ve madenciler, Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin maden işçilerine yönelik duygularını ifade ettiği vefa panosuyla afet bölgesinde görev yapan madencilerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Şu oldu bu, yani bu sene Türkiye'nin Şubat ayında yaşadığımız deprem faciasında madencilerimizin büyük başarısı oldu kurtarma faaliyetlerinde. Ülkemizin haklı bir teveccühünü elde ettiler. Biz bu madenci kardeşlerimize sahip olmaktan, ilimizde madencilik kültürünün var olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Gerçekten halk onlara çok müteşekkir ve onlar halktan gelen bir iki sözü okuyacağım ben size. Cenazenin sahibi, malın sahibi, mülkün sahibi. Korkudan eve giremiyor. Madenciler ne yüce insanlar, kendi kanının yapamadığını yapıyor. Hiçbir karşılık beklemeden canlarını ortaya koydular. Artçı depremler devam ederken enkaz altına girdiler. Bir can, bir can dediler. Bilmiyorum bugünleri unutabilir miyim ama hiç sanmıyorum unutacağımı. O zamanlarda beni en çok rahatlatan şeylerden birisi maden işçilerinin oraya gitmiş olmasıydı. Çünkü her ne olursa olsun konu, işi ehline bırakmak lazım. Bu işin de ehli maden işçilerimizde. Sıkıntıları, o depremin büyük olması tabii ki büyük sıkıntılar getirdi, eksikler getirdi. Madenci bunların hiçbirinden etkilenmeden, su yok, elektrik yok, o yok, bu yok demeden, yüreğiyle, kalbiyle, hiç ara vermeden bir can kurtarabilmek için gerçekten bütün emeklerini ortaya koydular. Ben bunları yakından hem yaşadım hem içindeydim, gördüm. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşamayız. Maden bize ne öğrettiyse, Zonguldak bize ne öğrettiyse, TTK bize ne öğrettiyse, aşağıda uyguladığımız ne varsa biz orada uyguladık. Başarılı olduk, bizi başarılı kılan madencilik mesleği aslında. Orada ne yapmamız gerektiği çok iyi biliyordu çünkü. Domuzda mıydı, emniyet sarmalarımızdı. Yani takimat sistemiyle ne varsa biz orada uyguladık. Başarılı da olduk. Yüzlerce de can kurtardık. Sevgili madenci işçisi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve iki değerli... Kastamonu Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Çeşitli gösteriler yapıldı. Renkler,
gerçekten. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emel Karkacıoğlu ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Akıllı öncülüğünde Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan resim, bez bebek, el işi ve kara kalem ürünlerin yer aldığı sergi açıldı. Daha sonra kursiyerler tarafından konser verildi. Tiyatro oyunu sahnelendi. Tahru Geçdemir'in de sahne aldığı etkinlikte küçük yaştaki kursiyerlerin hazırladığı piyano gösterisi ilgi gördü. Kastamonu'nun Kaday ilçesinde, Subaşı köyünde, Kamil Efendi isminde bir adam yaşarmış. Gençlerimiz için yıl boyunca devam eden etkinliklerimiz, kurslarımız neticesinde bugün burada Gençlik Haftası bünyesinde hem sergimiz hem müzik etkinliği programımız, drama etkinliği programımız yapıldı. Gençlerin yoğun ilgisi, ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu da bizi tabii çok mutlu ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üreticilerin çeltik ekim mesaisi başladı. Yaklaşık 10 bin dekar arazide çeltik ekiminin yapıldığı ilçede 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikası kuruldu. Lezzetiyle meşhur Tosya pirinci coğrafi işaret tescilli sarı kılçık türüyle öne çıkıyor. Ilgaz dağlarından süzülerek gelen kar sularıyla sulanan tarlalarda sarı kılçığın yanı sıra yaşar, maretelli ve osmancık pirinç çeşitleri de yetiştiriliyor. Nisan ayında başlayan hazırlıklardan sonra çeltik üretimi için tarlaları tava denilen bölümlere ayıran çiftçiler daha sonra bu alanlara su veriyor. Su verildikten sonra traktörle keşan adı verilen yöntemle düzenlenen tarlalara ardından tohum atılıyor. İlaç ve gübresi de verilen çeltiğin bakımı hasada kadar sürüyor. Yaklaşık 4 aylık bakım sürecinin ardından çeltikte hasat başlıyor. Keşen yapıyoruz. Çeltik ekimi için tavalara çeltik tohumu atmak için hazırlık yapıyoruz. Biraz sezon yağışlı geçti, bahar yağışlı geçti. Biraz zorluk çektik ama şu anda iyi, havalar da açıldı. Şu anda ekimimize devam ediyoruz. Tarlayı hazırladık. Şimdi keşeni yaptık. Tarlaya tohumu atacağız şimdi. Köyümüzde çeltik üretme işleriyle uğraşıyoruz. 1500 dönüm arazide çeltik üretiyoruz. Çevlik köyünde 1500 dönüm, Tosya civarında da 9-10 bin civarında çeltik üretiyoruz. Çeltik işini önce hazırlıklarını yapıyoruz. Daha sonra sürümünü yapıp, keşen yapıp tohumunu ekiyoruz. İlaçlama gübreden sonra Eylül ayında da hasadını yapıyoruz. Tosya çeltik fabrikasının ilk kurulduğu yerdir. Yaklaşık 100 yıldır Tosya'da çeltik üretiyor. Bizim için önemi çok. Bu işe devam etmeye çalışıyoruz. Düzce'de Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda bakımı üstlenilen tavşan, pamuk ve yavrularıyla hayvan sevgisi aşılanan çocukların sosyal gelişimleri de destekleniyor. Bırakma. Tavşanlarla iç içe vakit geçirme imkanı bulunan otizmli öğrenciler hayvanların bakım ve beslenmesi hakkında da bilgi sahibi oluyor. İçeriye girelim. Çocuklarımıza tavşanlara, daha doğrusu hayvanlara çok fazla özel ilgileri var. Özellikle birinci kademe çocuklarımız yavru hayvanları çok fazla seviyorlar. Bu da tabii ki onların kendi gelişimlerine de etkili. Derslerimizi de bazen burada yapıyoruz çocuklarla birlikte. Onlar da onların nasıl yetiştiğini, beslenmelerini, nasıl olduğunu görüyorlar. Çınar. Tavşan ailesiyle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının yanı sıra duygusal gelişimlerine de katkı sağlanıyor. Hocam kucağıma alayım ya. Alsın mı? Evet. Alayım.
tavşan sayısının üreme yoluyla giderek artması üzerine bakım konusunda zorlanmaya başlayan okul yönetimi hayvanların bir kısmını sahiplendirmek istiyor. Çok fazla oldular. Biz de bunları sahiplenmek isteyen okullarımız varsa onları da sahiplenip yavaş yavaş bütün okullarımızda tarım hayvan atölyelerini çoğaltmayı hedefliyoruz. İnşallah olur. Siyah da var. Valla bekleriz. Düzce'de Hacı Dertüksön Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda tavşan sahiplenmek isteyen varsa seve seve sahiplendirebiliriz. Sevgili izleyenler, şimdi sırada Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir portre köşesinden Amerikan Senatosu'nun bir üyesi kendi ülkesini neden temerrüde düşürür başlıklı makalesini sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Gün Medya sunar. Amerikan Senatosu'nun bir üyesi kendi ülkesini neden temerrüde düşürür? Amerika bir kriz yaşıyor. Adı borç tavanının artırılması krizi. Daha basit anlatacak olursak, hükümet, Beyaz Saray, Senato'ya diyor ki, bazı ekonomik negatiflikler nedeniyle sıkıntı oluştu. Bize tanınan borçlanma limitini artırmak istiyoruz. Yoksa devlet ödemeleri konusunda sıkıntıya düşeceğiz. Bu durum 6 ay aşkın bir süredir devam ediyor. Senato'da çoğunluğu elde bulunduran demokratlar hayır demekte diretiyorlar. Neredeyse şu anda Amerika'nın ve hatta küresel ekonominin en temel problematiği bu sorun. Başkan alarmda, Fed alarmda, Amerika'nın ekonomi kurumları alarmda. Dünya alarmda ama ne hikmetse bir çözüm bulunamıyor. 1960'tan beri 80 kez yapılan pratik bu defa yapılmıyor ve konuşulan türlü türlü risklere rağmen Senato Nuh diyor, peygamber demiyor. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı ne diyor? Borç limiti artırılmazsa Amerika'nın temerrüde düşme riski yüksektir. Amerika'nın temerrüde düşmesi ekonomik ve finansal bir felakete yol açar. Bir temerrüde düşmek zar zor kazandığımız tüm ilerlemeyi tersine çevirir ve bizi daha da geriye götürür. Büyük resesyondan daha beter sonuçlar doğurabilir. Olası bir temerrüt dünya çapında finansal piyasalarda paniğe neden olabilir. Kongre borç limitini ele almazsa hazinenin veya hükümetin bizi felaketten kurtarmak için kullanabileceği hiçbir iyi seçenek yok. Buraya kadar tamam. Mevcut sorunun riskleri büyük, sıkıntı had safhada ve sonuçları ürkütücü. Pekala, hiç düşündünüz mü? Çözüme yanaşmayan demokratlar kendi ülkesinin batmasını mı istiyor yoksa? Veya son 60 yılda 80 defa gündeme gelen ve her defasında çözülen sorun bugün neden çözülemiyor, çözümlenmiyor? Acaba diyorum, birileri bu durumu bilinçli şekilde mi uzatıyor? Birileri bu sorun üzerinden yapmak istediği dizaynları mı gerçekleştiriyor? Birileri Rusya ve Çin gibi ülkeleri hizaya getirmeye, çökertmeye öyle azmetmiş ki Amerika'yı bile gözden çıkarttığını mı göstermek istiyor? Birileri başka bir coğrafyada yönetim merkezi hazırladı da Amerika'yı sıradanlaştırarak mı ayrılmak istiyor? Sorunu asla tesadüfi bir gelişme ve spontane bir demokratlar muhalefeti gibi düşünmüyorum. Amerika'da demokratlar da, cumhuriyetçiler de kendi başlarına hareket edemezler. Seçilen her senatör bir bilinç ve plan dahilinde seçilir. Ve senatoda bir misyona muvafık ve mutabık hareket eder. Konuyu nereye getireceğimi düşünüyor olabilirsiniz. Söyleyeyim. Arkadaşlar, bizler bazen bir olayın ateşi ve yakıcılığı karşısında başka noktaları veya bağlantılı olayları gözden kaçırıyoruz. Borç limiti krizine de bakışımız aynen öyle. Yok efendim, Amerika battı batacak gibi, kendi söküğünü bile dikemiyor, bir karar bile alamıyorlar gibi dümdüz düşünüp bakıyoruz. Ama işin aslı öyle değil işte. Bu durumu da yöneten öyle bir akıl, güç ve onun öyle etkili ve radikal bir planı var ki, bizlere cambaza bak cambaza derken planını tıkır tıkır işletiyor. Güç ve aklı elinde bulunduranlar, her boyutu, her parametreyi ve her coğrafyayı nazarı dikkate alan bir network oluşumu içinde ve santim santim hesaplayarak hareket ediyor. Mesela bu olay, yani Amerika'nın borç limiti krizi, Çin'le de ilgilidir, Rusya'yla da ilgilidir, Avrupa Birliği'yle de ilgilidir, Afrika'yla da ilgilidir. Kısaca ve özetle yeni dünya düzeni ve yeni yüzyıl planıyla ilgilidir. Yeni küresel parasal sistemle de ilgilidir. Hatta asıl ve tüm nedeni budur. Yoksa Amerika Senato üyeleri göz göre göre ülkelerinin batmasına göz mü yumacaklar yani?
Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu diye bir sözümüz var. Tıpkı bunun gibi Amerika'da yaşanan borç limiti krizinin de neden, niçin olduğu elbette ortaya çıkacaktır. Hem de çok yakında. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen, eğer bu sorun olmasaydı bir temerrütten ve bunun dünya çapında doğuracağı finansal krizden nasıl bahsedebilirdi? Dikkatinizi çekeyim. Bu bile aslında neyin ne olduğunu veya olmadığını gözler önüne seriyor da, bazen bazı şeylerin sebebini bilmemize rağmen yaşatılan algı bombardımanı sonucunda neye inanacağımızı şaşırıyor ve tıpış tıpış inandırılmak istenene inanmaya başlıyoruz maalesef. Bu da öyle bir şey olsa gerek. Sonuç olarak aslında acı acı gülümseyerek takip ediyorum. Peki, borç limiti krizi çözülünce her şey çözülür mü? Daha yeni ve daha büyük bir şeyler başlar ve başlayacaktır. Dünya bu senenin geri kalanında ve 2024 yılında rahat ve huzur beklemesin. Çünkü hala inşa görünümlü imha tamamlanmadı. Ne zaman tamamlanır veya gerçek inşa süreci başlar? Muhtemelen duyum, bilgim ve öngörülerime göre ancak 2025. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sundu.